Benim Instagram DM'lerime girelim. Mahmut, Mehmet. Gözlerinde böyle kayboluyorum. Akşam 7, gece 2 her gün yayındayım. Ne zaman sevişeceğim? Doğru. Ne zaman sevişeceğim? Aa, ne güzelmiş evin üstündeki, ne güzelmiş. Ama ben ciddi ilişkiye karşıyım. Sabah mı yapıyorsun sevişmeyi? Sevişmiyorum diyorum, anlamıyor musun? Sevişmeyecek abi. Orhan Beyciğim. Buyursunlar. Ben şimdi sizden diyelim ki bir... Siz nereden hoşlanıyorsunuz? Yani kadınlar olur, erkekler olur. Ha, kadınlardan olur. Niye şaşırdınız? Kimlerden hoşlanıyor? Yok, hani o kadar yani, olur. Dayım gibi olur. Yani. Kim, kadınlar mı? Evet. Kadınlar yani defaultsun, tamam. Defaultsun? Kadınlar da. Bu böyle denmiyoruz ona öncelikle. 2023 yılında. Yok, varsayılan ayarlar. Ne işte heterosun. Ben bir kadınım. Çok beğendim sizi. Size nasıl yürüyebilirim? Yani DM'inize nasıl sızarsam hoşunuza gider. Çünkü akıllarda hep bir soru. Abi bir kız var, bir çocuk var. Nasıl yürüyeceğiz? Slide'layacağız. Slide'lamak. DM'lerine slide'lamak diye. Bence bugün öğrendiğimiz bir evet, tanım oldu değil mi? Slide'lamak. Bayağı bilim var bu arada. Siz yaşlanmışsınız. Sen de bilmiyordun. Hadi lan sen biliyorsun. Ben nasıl bilmiyordum? Sen en son ne zaman slide'ladın be adam? Ben slide'lamadım. Benim başım ağrı. Şimdi beni bu ortama çekme. Abi DM'den yürümeyi biliyordum ben de. Slide'lamayı hayatımda ilk kez duydum. Bu slide'lamakmış. Böyle fışt diye giriyorsun. Eyvallah. Nasıl girerim? Abi ben bu konuda hiçbir fikre sahip değilim. Çünkü bak, şu ortamlarda çok bulundum. Genelde böyle Instagram'dan bak bu kız bana yazdı, şöyle yürüdü, böyleden yürüdü vesaire falan diye. Benim Instagram DM'lerime girelim. Mahmut, Mehmet, yapma. Ahmet var. Benim de öyle. Net. Benim de öyle. Hiç mi hanımefendi bireysi? Ama ben Instagram kullanmıyorum. Ha. Ha, siz evet. Sanki ama... Bu arada ben de çok kullanmıyorum ya. Yani ben çok de kullanmıyorum ama yani yine de ulaşan oradan ulaşıyor. Sen konuşma lan. Ama yani kullanmıyorum. Ortak yani bir geçmişimiz yok diyorsun. Dur. Nasıl bir ortaklığınız nedir yani? Bu konuyu burada açamazsın. Hayır, ortak çalışma. Yani. İkimiz de bir dakika arkadaşlar. Bir dakika, sen önce konuya şöyle gir. Senin kız arkadaşın var. Konuya evet, çoktan girdik bu arada. Yorumlarda görmüşsünüz değil mi? Benim kız arkadaşım. Yani ikimizin de bekar olduğu bir dönemde o da Instagram'ı aktif kullandı. Biz de kullandık sonuçta. Ortak hani... abimiz hangisiydi? Ortak abimiz. Hayır öyle soramazsın onu. Öyle bir şey yok oğlum. O sordu. O dedi lan. İnanılmaz yakalandılar. Bok atmaya çalışıyorlar şu an. Orada beni yiyecekler. Hayır yani. Turgut kapınızı. Neyse arkadaşlar, DM'den bir hanımefendiye nasıl yürünür? Bunlar çok sorular. Oğlum, ya. Oğlum bu konunun uzmanı sensin. Niye ben olayım abi? Sen playboysun. Estağfurullah. Senin sevgilin yani 6 ay öncesine kadar sen playboysun. 6 aydan fazla da yani tamam, zamanında denedik. Şimdi diyelim ki, önce şunu soralım. Bir tane hanımefendi var. Evet. Sen de sevgilin yok. Tamam. Ama var. Kendisine ama mesaj var atacaksın. Ne ya, nasıl yani ilk ne yaparsın, nasıl uğraşırsın? Şimdi benim burada bir taktiğim yok ama bir tavsiyem olabilir. Bir kere birine laps diye selam, merhaba, nasılsın denmez. Sana ne yarram derler. Ne bana yapacak, ateş mi atacak? Hayır abi. Mesela sen Game of Thrones izliyorsun o gün, tamam mı? Bir story atmışsın yahu. Ah Game of Thrones izliyorum ya da şu ne kadar tatsız oldu falan. Sen de Game of Thrones izliyorsun. Bakar mısın tesadüfe? Diziyle ilgili. Hiç seninle ilgili değilmiş. Peki onu şey mu bekleyecek? Abi illa bir gün içinde bir story atıyor bu insan. Yani hanımefendi aynadan fotoğraf atıyor. Tamam. Işte sen de mi çıkıyor, ayna kullanıyorsun? Şey, evet, sürekli öpücük ben mü? De mi ayna çekeyim yani? Hayır. Sürekli öyle o tarz mı yapıyor hanımefendi? O tarz bir adam. Böylelerinden sadece hoşlanmış. Sadece kendini mi çekiyor? Kendini çekenden hoşlanmış. O zaman ikinci taktiğe geçiyoruz. Gidip profilde eski fotoğraflardan... Üç tane seçiyorsunuz. Ama bak bikinili olmayacak. Erkekse de çok kaslı, seksi olmayacak. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Benim niyetim. Lütfen, benim niyetim bu bedeni sebebi bir de yakından görmek. Saati var mı bunun? Gece 3'te yapmanın olmaz, mesajı değil olmaz mi? Olmaz. Gece 3'te yaparsan ben çok boştayım. 1-2 tane like, 2-3 tane böyle. Peki bunun ideal saati kaç? Fullemeyeceksin. İdeal saati akşam 6-7-8 de 10 arası. Bak 12'ye gitmiş. Evet. Peki ben sana paslıyorum sorup, hatta sana şey yapayım. 3 tane like'ladım. Tamam. Geri dönüş karşı oldu. Karşı like'ı bekliyor muyum? Evet. O ne atmazsa demek biliyor musun? Yo. O şey gibi hani Gondor'un kuleleri işaret mi? Anladın mı? İşaret geldi mi? Tamam, gelmedi. Eyvallah. Ben de zaten bununla alakalı şey yapacaktım. Genel olarak yani eylemin kendisinden ziyade yapmaya çalıştığımız şey kendi varlığımızı belirtmek. Sen de bana bak. Beni beğendiysen sen de bir kıpsat. Ondan sonra. Şeyin dijitali. Yere peçete atmanın. Gibi. Yani yere like attım. Yere like attım. Baktım basıyor musun falan. Basıyor musun derken? Ha? Yani işte nasıl oluyor? O kadar yaşlı değilim ben. Alıyor musun işte? Basıyor musun like'ımı ben? Öyle merhaba, nasılsın? Ne haber? Olmaz.
Hiç iş değil. Tabii canım. O değil ya mi? Çok, bir kere zaten şöyle bir şey var. Ya benim gerçekten hani böyle şey dijital ortamda yürüme ya da bana yürünmesiyle alakalı çok fazla tecrübem yok. Genel itibariyle hani internetten konuştuğum birisiyle tabii ki biriyle yani flörtleşiyorsun, ediyorsun vesaire ama hani ortak yerde tanışılmıştır. Hani fiziksel olarak görülmüştür, edilmiştir. Hı-hı. Çok kısa bir muhabbet vardır vesaire. Hani oradan sonra başlayan bir şey. Başlatma konusunda hakikaten tecrübem yok. Ama hep mantık olarak da şey gibi gelmiştir. Hakikaten ne haber, nasılsın diye girilmez de. Hani mesela konu bir story atmıştır. Evet, evet. Atıyorum storiesinde senin de ilgi gösterdiğin bir yer vardır, bir şey vardır. Aa ben de işte ne zamandır gitmedim dersin o yere ya da ne bileyim bir oyun oynuyorum. Ama çok da kanka gibi de olmuyor. Şöyle, çok onun bir böyle, şeyi var. Ya işte bu yemeğin tuzunu ben ayarlayamadım. Bununla ilgili bana bir fikir verir misin olmaz, gibi de. Yani, olmaz. Üslup en başından beri zaten o yani flört edeceğin insanla zaten onu kimse yapmıyordur ya. Hani bir şekilde bir... Aa çok yapan var. Şimdi ben neler gördüm. Zaten friendzone olayı... Biliyorsunuz ben bununla ilgili program yaptım. Tabii. Yani bilmeyen benim Tinder doktoru diye programım vardı ve ben gençlere... özellikle de erkek gençlere, hı hı, kadınlarla nasıl konuşulması lazım, profilleri nasıl şey olması lazım diye eğitim verdim o zaman Sonat bebeğimle beraber. Sonat'ı da özledim ha. Neyse pardon. Tamamen mizah amaçlıydı. Tabii ki de biz şey miyiz, doktor muyuz? Kesinlikle. Ama neler gördük oğlum. Kadınlardan mesaj örnekleri geldi. Yani mesela aklıma gelen ilk bir tane çok basit. Eminim şu anda bunu izleyen kadınların %90'ı çıkarabilir şey yapacaklar. Ya. İşte gözlerinde böyle kayboluyorum. Ay. Dur. İşte keşke senin ellerinde kuruyup gitsem bilmem ne. Onunla bu kadar paragraf 5 dakika cevap vermemiş hanımefendi. 5 dakika. Senin anlatana. Orospu Allah belanı versin. Sen de ne kötü baktı hemen. Bir ki beğendik diye falan. Oğlum 5 dakika bir dayan lan. Evet. Zaten hep dayan bunun için. Bunu yapma bir kere, zaten. Zaten yani dedim hani tecrübesizim diye ama şunu da çok net biliyorum. 5 dakikadan fazla beklemen net lazım. Şeyden ötürü. Sen onu aldığı zaman ilgileniyorsa bile önce bir arkadaşlarına gösteriyor. Böyle bir yazdı diyor. Seninle böyle bir... Aa kadınlar öyle midir oğlum? Net öyle. Öyle olduğunu biliyorum. Çünkü bu beni bıçaklar mı korkusu var bu arada. Aa, tabii canım. WhatsApp gruplarında öyle olmak zorunda. Tam da dediği sebepten de aynen öyle olmak zorunda. Doğru. Çünkü yani iki haklı var korku var yani. Evet haklı var. Bu beni bıçaklar mı, öldürür mü? Asla yapmıyorum böyle şeyler. Özel hayat hayır. Özel hayat asla yapmıyorum. Karşıyım. Bıraktım o işleri. Bıraktım. Ama mesela diyelim ki bir hanımefendi. Sen özel hayata mı karşısın? Ben bıraktım. Tamam. Ben sevişmiyorum. Oğlum herif çikolatayı bırakmamış sadece. Ha. Genel olarak hayatı bırakmış. Çalışıyorum yavrum. Spor yapıyorum kurbanım. Oğlum bak bu konuyu biraz dinleyeceğim. Şunu söyle. Akşam 7 gece 2 her gün yayındayım. Ne zaman sevişeceğim? Doğru. Ne zaman sevişeceğim? Kurudu mu çocuğu? Doğru. Rüyasında Danilo görüyorum. Danilo iyi. Çok haklı olarak yapıyorlar bu arada. Eve diyelim davet ettin. Gelirken arkadaşlara konum. Doğru o çok kötü. Abi göndermek. Zaten, ama yani haklılar. Evet. Hayır, sadece yani milletin kafasını çöp topu şeyden topluyoruz Allah, yani. Hayır sadece orada yani değil. Dışarıda yürürken aynı zamanda var o paylaşma şey şeyi. Var bu şu vardır. O evet bende de refleks olarak ben sıfır inançlıyım bu ama var. Bir dakika Bağdat inançlarına geçeceğiz gibi. Ama. Geçmeyelim hemen. Şununla alakalı hemen sormak istediğim şöyle bir şey var. Geçen ben doğru. Bir dakika sen konuda mı? Aynı şeyin şu taraftan da hani şeyini bir düşünmek gerekiyor. Ben o konuda da kötü olduğumu düşünüyorum. Şimdi birisi dediğim gibi yani doğrudan doğru dijital taraftan gitmediğim için o tarafı zaten hiç bilmiyorum da. Normalde böyle tanışılmış edilmiş biraz böyle muhabbet edilmiş o aynı yerde bulunmuş. İnternetten de konuşuluyor ama ben mesela bir insanın bana hani gerçekten böyle arkadaş olarak muhabbet mi ediyor yoksa yürüyor mu? Onu da çok anlamakta iyi değilim. Aa. Siz nasıl anlıyorsunuz? Yani nasıl belli ediyor karşı cinsle ya da size nasıl belli ettiler bu zamana kadar? Bir kadına sormak lazım nasıl belli ediyorsunuz diye ama sizin tecrübeniz daha önemli. Şimdi öncelikle biri sosyal medyadan rastgele eğer daha önce bir tanışıklığın yoksa like dayarak başladıysa bu iş, konuşmaya başladıysa kimse kanka başlamıyor. Yani bunu kusura bakmayın. Hani çok böyle genellemek istemiyorum. Ya mesela 3 kişi yazdıysa bir tanesi en azından arkadaş. Yani evet de sosyal medyadan hiç tanımadığın biriyle arkadaş olmaz. Evet bence de hiç tanımadığın yani daha. Bu götünü yediğim ayağı yapmayalım şimdi. Okey tamam. Hiç yani geldim ben senin çok şık, yakışıklı çıktığın fotoğrafını beğendim. Bir de işte aa ne güzelmiş evin üstündeki ne güzelmiş dedim. Kanka bir günde kahveye düşelim mi falan. Olmaz anladım. Belli ki ben senin ağzını da öpmek istiyor olabilirim bugün. Çok kötü asiberli canım. Ağzını da korkma. Ya hoşlandım demek bu. İlla hani sevişelim değil de hani. İlla sevişelim abi. Siz niye etrafta dolaşıyorsunuz? Sosyal medyada. Benim seninle herhangi bir iletişimim yok. Ben seninle daha önce bir yerde denk gelmemişim. Aynı okula gitmiyoruz. Ben seni görmüşüm. Gördüğüm tek şey senin fiziksel özelliğin. Evet. Senin de beni gördüğün tek şey fiziksel özelliğin. Evet. Belli ki ben seninle sevişmek istiyorum. Sen de beni... Ha ondan sonra muhabbetimiz olur mu? Biz iyi anlaşır mıyız? Ya niye belki sadece sevişmek de. Ya diyelim ki ben bardayım. Barda karşıda bir hanımefendi gördüm. Ben onun yanına gidip tanışmak istediğimde kendisiyle evlenmek istiyor olabilir miyim yani? Tabii canım yani.
Bir de şöyle, mesela ayıp bir şeymiş gibi. Değil. Neyi tartışıyoruz? Yani etrafından dolaşalım falan. Peki ama sadece o hanımefendinin yanına gitme sebebin sevişmek mi olur? Yani tek yani şöyle söyleyeyim. Gerçekten yalnızsın. Normal oturuyorsun. Ama ve o da ondan bence ilk tetikleyici o. Bence ilk tetikleyici libido. Ha. Seni oraya götüren libido. Yani fiziksel... Sonra bak başka yere bağlanabilir ama tetikleyen, ben buraya gitmeliyim diyen bence libido konuşuyor orada. Kadında da erkekte de böyledir bu yani. Beğenirsin. Amacın illa anlamak denir. Ya amacın illa o gece sevişelim birbirimize olalım falan gibi değil. Ama yani, işte bar konusunda mesela. Ve haklısın doğru barda yani. Barda nasıl tanışılacak mesela? Artık yok öyle bir şey. Ben yapmıyorum. Çok bitti. Benim en ilginç şeyim şehirler arası otobüs. O falan. Biraz çok ekstrem oldu. Yani, mecburen yanına mı düştü? Hayır. O dönem sigara da içiyordum. Olabilecek en ideal şey oldu. Gece 3. Mola'da otobüs önünde sigara içiyoruz ikimiz sadece. Çok hayat yardım etmiş. Hayat yardım etti birazcık. Barda zaten çok zor. Zaten duyulmuyor. Duyulmaz da yani. Anlamıyorum. Nerede? Ne? Bağcılar bayağı. Hayır. Amcılar falan diyorlar. Senin dediğin ben yaş aldıkça biraz çok net olmaya başladım. Yani straightforward. Ama şey gitti işte. Amaç yani. Nedir falan diye soruyor musun? Ben yani mesela ben önden şey diyorum. Baktım tanışıyoruz. Sanırım önce burada kendimle ilgili bir bilgi vermem lazım. Tamam. Gerçekten ıssız adama bağlamak gibi bir derdim yok. Ama ben ciddi ilişkiye karşıyım. Bireysel olarak. Çünkü tek eşliliğin çok bana uygun olduğunu düşünmüyorum. Kendim özelinde konuşuyorum. Bu var bir padişah sanırım. Var var. Oğlum kendim özelinde konuşuyorum. Yani şey değil. Padişah da kendi üzerinde. Biri yani kimseyi de gidip aldatmak istediğim falan için değil. O yüzden yapmıyorum ciddi ilişki. O yüzden de bir genel insana söylerim. Hani böyle tanışıyoruz falan. Ben böyle böyle şeyler de yok. Yok böyle açık sen hiçbir sorun yok. Friend with benefits tarzı şeyler seviyorum ben. Senin için de uygun mu? Okay. Sorarım o da uygun veya değil. Oğlum, der. Allah'a emanet ol derim. Ciddi olup olmayacağını zaten tanımadan bilemezsin. Ben. İyi ama en baştan ya ben işte öyle bir insan olsa da istemediğimi belirtiyorum. Nereden? Aşık belki olacağım. Oğlum ben olamam aşık. Niye oğlum sen? Ben ıssız adam. O adam ıssız adam bağlamış. En başta ben ıssız adam olmaya çalışmıyorum demiş ama olmuş. Tamam, o yüzden çalışmıyor. Üç tane sebep sayacağım size. Tamam mı? Bir, zaten dediğim gibi ben tek eşliliğim bana uygun olduğunu düşünmüyorum. Tamam. İki, benim hayat düzenim sizce sevgililiğe ideal mi? Siz de yayıncısınız. Ya zor evet. Sen biraz zor, ama bir de o ekstrem olduğuna göre çok ekstrem. Dünyadaki insanların %99'u. Öyle deme. Akşamları görüşüyorlar. Evet bebeğim. İşten çıkıp. Ya ben şimdi akşam yedi bana ona diyecek bana diyecek gel diyecek bir yemek yiyelim diyecek. Ha. Gel bir sinemaya yok vaktim yok. Yani oysa öyle bir şey gitmemiz sabah lazım. Namaz, sabah mı yapıyorsun sevişmeyi? Sevişmiyorum diyorum anlamıyor musun? Hayır yani, sevişecek mesela sevişecek. Sevişmeyecek abi. Sevişmeyecek bu adam. Abi ona ben çok şey konusunda inanmıyorum. Çünkü ya öğretmen olup, asker olup, polis olup, şark görevine gidip ona rağmen bir şekilde ilişkisini yürüten insanlar falan var. O birazcık ya sen istemiyorsun. Yürütür bu oğlum. Yani o biraz istememekle alakalı. Bir de benim işime geliyor. Tamam, sana üçüncüsünü dedim. Üçüncüyü de sayım olan birisi de bulabilirsin. Üçüncüyü de söyleyeyim. Ben şeyi sevmiyorum. Ha. Günaydın, iyi geceler. Evet, bir Kürtsün diyecek. Tüh yakaladım. ya ben bir kere ciddi ilişki yaşadım. 4 sene. 10 üzerinden de 13 sene geçti. Böyle yaşıyorum. Böyle de mutluyum yani. Günaydın'ın ne şeyi var lan? Günaydın, sana? İyi geceler, ne yaptın? Mesajlaşalım, sarımak, konuşalım. Yoruyor seni. İşte onu, ses dosyası atmak falan. Bebeğim sevdiğin zaman bu yormuyor işte. Ya işte ama 13 yıldır olmayan bir şeyden bahsediyoruz. Anladım. Şu anda mutlu. Anladım. Ben sonra... Çok adam, ben adamı ev vermeye çalışmıyorum. Muhabbet edelim, iyi zaman geçirelim, sevişelim. Bana yetiyor şu an. Nasıl hayır denir ona konuşalım. Ben hayır demeyi çok bilmiyor olabilirim. Genel olarak değil mi? Hayır demek yerine başka şeyler söylüyorum. Ben bunu söylüyorum. Bir arkadaşımın bana sorduğu bir sorudan size şey lütfen yapayım. Literally çünkü başına gelmiş. Görüştüğü insanın ağzı kokuyor. Aa, çok kötü bir şeydir o ya. Bunu nasıl söyleyebilirim evet. Diyor. Onu kalbini kırmadan. Hangi derecede? Bayağı öpüşemeyecek seviyede. Yok hayır, o kokma değil. Yakınlar. Ya çok yakınlarmış. Bence o noktada aa, evet, direkt. O dişinde nokta... bir problem mi var acaba? Şöyle, evet. Evet. Bir fark gibi bir şey evet, var. Aynen. Şey. Dişinde bir problem var. O olabilir. Orada birazcık hani espriye de vurabileceğin durumu da hani çok kabalaşmadan konuyu açmak. Mesela hani gider naneli sakız alıyorsun sen kendini azaltırken al dersin. Yok teşekkür. Yok o naneli o sakıza bence... çözecek bir şey değil. Hayır yok şuradan ötürü. İstememe ihtimali çok yüksek zaten orada farkında olmadığı için. Yok çiğne. Allah lazım. Bak şöyle bir sıkıntı var herhalde falan diye. Oradan konuyu açıp onu ötürü. Çok sert yaptın. Yok be bence sert. O çok daha ne? Ya oğlum direkt bak şey değil. Ağzın kokuyor. Git nasıl çözüyorsan çöz değil bu. Bak çözümüyle gelmiş anlatabiliyor muyum ekstradan da? Hani evet. Bir şeyi var yani. Ama bak şöyle olabilir. Dişçi randevusu almış. Bak. Şöyle bir şey uygulayalım. Kendisi dişçiyse o bile olur. Gel bir bakalım. O çok da nettir aslında. Evet yakınlar yani. İşte hayatım ben de dişimde problem yaşadım. Bir sonradan çok kötü bir ağrıya dönüştü. İyi ki gitmişim. Kanal tedavisi yaptılar. Yoksa bütün ağzıma bulaşacakmış. Aynı kokuyu sende de duyuyorum. Bir dişçiye ya, gidelim. Ya bu sevgililik mi? Yakın bir muhabbet ama senin dediğin. Sanırım hani bu kadar da değil arkadaş de bir olalım. İki görüşme tamam. Gibi falan. Yani. Arkadaş olalım. Turgut böyle bir şey var haberin olsun bak. Git sonra çok büyük bir şeye dönüyor. Vallahi dişlerini kaybedersin.
Ya işte bunu ağzını biraz yakınlık demedim. Bence bu. Yani. Evet. Öbür tarafta da ağzını öpmek istiyorsan yakınızdır. Mesela bugün tanıştık. Tamam. Akşamına sana geldim. Ha. Ağzım kokmuyor. Kokuyorum direkt. Git bir duş al nasıl diyebilir misin? Ha, sevişmem abi. Yani ya da ya beraber duş mu olsam? Ha, beraber duş, beraber evet, duş. Aynen yani. Yani onun çözümü o. O aslında en hani kolay çözülebilecek şey de bir tık oymuş gibi yani. Ya bir insan kokmamalı. Evet, abi ama kokuyorsun. İnsan, yani daha doğrusu insan kokmalı ama bunun önüne geçmek için yani şey yapması lazım. Olmalı yani, anladın abi, mı? Ya bak kokabilirsin şimdi, ama yani, biliyor olmalısın ki girip temizlenebilirsin. Tabii bak şimdi şeyi de çok göz ardı ediyorsunuz. Hani ben gene iyi kötü hani zamanında sette de çalışmış ya da işte etkinliklerde vesaire. Yani öyle bir şeyin oluyor ki 48 saat. Ya oğlum şey etkinlik yaptığımız yerdeki mescitte yani 3 saat uyuyayım da kalkayım devam oğlum, edeyim falan diye. Oğlum 48 saat mescitte yatırdan sonra da kadın. Hayır 48 saat mescitte mi? Koşar koşar. Etkinlik 48 mescitte saat. Mescitte ne tek gecelik yaşadın. 48 saatte hani etkinlik alanındaydın. Ya şeyden rahatsız olmaya başlıyorsun. Top taşımaya bineceğim. Evime nasıl gideceğim en basitinden? Ha, oğlum, illa sevişmekten değil mi? Orada seni suçlamıyorum. Yok. Öbür tarafta eve gittik ama işte bunu giremem. Sen artık kokutunu, koktuğunu farkındasın sen. Ne olman diyorsun tabii. Yani. Ama işte yani mesela işten çıktın arkadaşınla buluşacaksın vesaire falan. Yani sadece bu kız arkadaş veya erkek arkadaş gibi bakmamak da lazım. Yani sonuçta şey var. Bütün yani beklediğinden yoğun bir gün olmuş. Çekimler olmuş. Burası da mesela sıcaktı. Terliyorsun ediyorsun vesaire. Ve hani zaten daha önceden yaptığın bir şeyin var. Planın var. Şimdi burada gene terledik. Kokuyor muyuz acaba mesela? Ben mesela deodorant getiriyorum o yüzden. Ha mesela. Bu tarz şeylerle gene hani çözmeye çalışıyorsun ve bu çok doğal bir şey yani. Hani şeyde birazcık şundan ötürü dedim. Sen onu yapmaya çalışmadın ama hani konu gelmişken onu söylemek istedim. Ya insan dediğin kokar kardeşim. Yani bu insan kokudur yani. Hepsi bütün şey, insan kokuları insan da kötü. İnsan kokar da. Biz kimse çok kötü. Bazı hayvan kokuyor abi, oğlum. Ama bak ben ölmüş sana söyleyeyim. Ölmüş oğlum abi. Yani. Oğlum adamın ne iş yaptığını bilmiyorsunuz ama abi, mesela yani. Şey konusunda bak onu söyleyeceğim. Türkiye bence o konuda o kadar kötü değil. Öyle mi? Bence değil. Neresi kötü? Abi, Avrupa kötü. Ya direkt bak. Net Avrupa daha bir kötü. Bir ülke geldi mi aslında? Zaten göklerini evet, yıkamıyorlarmış. Yok o yüzden de o konu o çok klasik nasıl bir konu da yani şey. Ama abi nasıl yani ben Türkiye'de de fuara gittim. Almanya'da da fuara gittim. Siz Orhan'da, Almanlar kokuyor diyorsunuz. Orhan da bana domuz bakıyor. Domuz et yiyorlar baba. Abi Gamescom yani evet, yaşayabileceğin en garip yani ben orada bir yerde koku duyumu kaybettim. Abi basın odasındaki tuvalete hani ben girerken o çıkıyordu. Tekmiş zaten içeriden hemen başka sıvı da yoktu. Adam hani kokusunu bırakıp çıkmış gibi bir şey var ve yani evet, hani yani bir şey yani tuvalete girmiş manasında söylemiyorum. Kendi kokusunu bırakmış yani ten kokusunu bırakmış vesaire yani. Bizim ve nasıl yani? Hijyen konusunda da geçen öyle bir şey okudum. En fazla banyo yapan şeylerden birisi. Biz, çünkü bizde cenabet gezmeme var. Parfüm ve deodorant kullanımı konusunda bilinçsiziz. Ama bizde de kese kültürü var abi. Evet. Kese var, gusül abdesti muhabbeti abdest var. Abdest yani biz evet. Yıkanıyoruz. Yani bir insanınız belki metrobüse binerken bir rolon yapayım da kokmayayım demiyor belki ama en azından düzenli yıkanıp evet, bir temizlenme şeyi var yani. O yüzden o bence oradan biraz kurtarıyoruz. Biraz kurtarıyoruz yani. Ama evet şeyde de işte kaçırmışız oğlum, fırsatı. Oğlum pandemide eli yıkaması gerektiğini anlatmamız gerektiği insanlara. Oldu tabii. El kimi sallayacağız falan diye bir garipsediler. Evet. Ama işte şey olayı yani biz orada en azından metrobüste en çok belli oluyor. O da zaten. Orada bir de tabii şey de var ya. Hani çok fazla insan ortalama bir hani şeyden ötürü iş çıkışında vesaire ortalama kokusundan ötürü o birbirleşince ekstra kötü geliyor. Öyle bir şey de var yani. Evet. Yine de bazı. Evet, yok, bazıları da bak bunun ekstrem bir hastalık olabilir yani bilmiyorum çünkü evet ben yanından uzaklaşmayın. Duş aldıktan şey yapasın sonra da kokuyor geliyor. Ya hayır evet, şey yapasın geliyor. Çıkasın geliyor metrodan. Oluyor. Ben bir kere metroyla çıktım. Hani rahatsız dayan ben şey bir şey diyemiyorum çünkü. Oğlum benim spor salonunda var öyle bir adam. Makineden kalktığında oturamıyorsun makineye. Ha, evet. O bayağı siniyor oğlum artık yani. Arkadaşlar garip yerlerin iyi hissettirme olayı var mı sizde? Mesela işte AVM'ye gidildiğinde Diyanar bir kere gezilir falan. İşte ha, sinemada iyi hissetmek. Farklı bir havası böyle var değil mi? İşte böyle market kokusu böyle. Büyük Migros böyle. Büyük Migros. Bak evet o deyince geldi. Geziyorsun ben abi. Çok güzel bir şey değil mi ama? Bir de bak DNR'ın şeyi güzel. Hiçbir şey yapmasam bile ve bakmıyorum. Hani beynim çalışmıyor. 45 dakika harcarım. Ha. Evet bak beynim çalışmıyor. Ben onu fark ettim geçen. Ben niye buradayım dedim. Çünkü hani işim yok. Birini beklemiyorum. AVM'ye hani geldim işimi bitirdim. Çıkacağım. Ama DNR dolaştı. Böyle durdum. Lan ben niye buradayım dedim. Hani böyle bakıyorum ama kitaba da bakmıyorum. Çünkü okuyacağım sanki. Bakmaz bir kitabım var. Baktım durdum. Sonra dedim ne dert ediyorum. Biraz daha dolaştım ondan sonra. İyi bir şey o ya. Ben küçüklüğümden beri var mı? Kendini iyi hissettirme gibi bir mesela büyük en büyük alışveriş merkezlerinde bütün reyonları gezerim.
bakalım bu tur ne alamayacağım. Aynen. Bir bakayım alamayacağım neler gelmiş. Neler ne kadar olmuş. Mesela ama işte aynı şey mesela Bağbaş'ta öyle hissetmem mesela. Ben öyle tam tersi Koçtaş Bağbaş'ta. Oğlum IKEA gezmek diye bir eventimiz var bizim Türkler olarak. Kaybolmak lütfen. Gidip İsveç köftesi yemek falan hiçbir şey almasam. Ben bu arada Bağbaş eskiden yapmazdım. Hatta babam yaptığından çok sıkılırdım. Hani gittiğimizde kilitlendik. Geçmiş olsun. 2 saat buradayız. Çok sıkıldı. Benimki de öyle. Geldi. Yaşla beraber geldi evet. Galiba. Biz her bölüm yaşlandığımızı siz mı? Allah kahretsin ya. Abi o yaşlanmaktan sen diyordun geçen gün. Ben saçım demedim. Beyazlamış. Bana ben diyorsun. Saçım 20'den beri beyaz oğlum. Allah ben Allah. Şunu söylemek istiyorum. Bu gerçekten yaşla alakalı değil. Çünkü ben 22 yaşımda falan da artık hani kendi öğrenciye biriydi falan ama bir hani eksiği olduğu zaman ben kendimi değiştirmeye falan filan başlayınca ya da işte gerçekten, ne bileyim. Yaşlı olmayabilir. Evet. O kendi elin alet edevatı alet şeyin edevatı oluyor. Evet onu diyordum ben evet, de. Büyük ihtimalle çünkü en başta yapmıyordum. Kendim eve taşındıktan sonra biraz daha böyle ona meyil oldum. Yani bir şey olur, bozulunca kendi böyle kendim yapabilir miyim? İnternette videosu var. Ben bozarım. Olur. Çok net. Ya yani mesela benim bilgisayar kasam geldi. Cam. Hı-hı. Şey böyle. Koydum ve paramparça oldu. Oha o dandikmiş lan. Yani ama sen ama koydun derken sen ama yani. Vurdun oğlum mu? Bir de paramparça oldu yani. Tuzla buz oldu. Ama temperli olunca ve şu anda oluyor. Açık bir şekilde yana açık bir hayır, şekilde kullanıyorum. Hayır düzeltmedin de. Yok. Kral. Allah kahretsin. Abi gerçekten o kral. Şeyden falan o seninle alakalı değildir hakikaten vidasını falan fazla sıkmışlardı. Onu çünkü kırm yani onu şeyle vuruyorlar oğlum. Duvarımda mesela sallanan bir tane prizm var. O biraz tehlikeli olabilir. Evet, böyle havada duruyor. Onu geri ittir. Çok da kolay onu çözmek. Aslında. Onu ittiriyorsun. Yani bu ben bir hayat tarzı mı senin? Ben kendi halinde bırakmayı tercih ediyorum. Hayat böyle istemiş. Ben dünya de, böyle falan. Ben de derde giriyorum ama mesela bazılarında hiç yapasım gelmiyor. Mesela bir proje başlarım. Kolay geliyorsa giderim. Bazen bir tane böyle bir tümseye denk gelince de 2 sene salıyorum. Bir kere bir şey öyle 2 sene saldım. Evet ve bazen salıyorsun. Bir saldım böyle bir. Ondan sonra 2 sene sonra gördüm. Kenarda yatıyor. Ellemiyorum diye yapacağım. Hani beynimde de şey göreyim de rahatsız olayım yaparım diye bırakıyorum. Olmuyorum da rahatsız. Başlayınca da duramıyorsun. Ben geçen gün kaloriferin altında bir yerde boya kalkmış. Kablo geçtiği için. Abi ben evde duvarın boyasını bulamadım ama 2-3 farklı boya buldum. Onu karıştırıp duvarın boyasına yakın bir boya yapıp şu kadarcık yeri boyadım mesela. Normalde yapma. Öbür odada mesela 1 metre açık var ama. Oğlum ben mesela kesin çok uğraştırıcı bir şeydir. Beceremem, mahvolurum diye kaloriferin suyunu almıyordum. Çok kolay. Geçen yıl şöyle oldu tamam mı? Düzenek kurdum, elime eldiven taktım, şöyle bir çeviriyorsun. Bir döndüm. Ben kalorifere bakıyorum, kalorifer bana bakıyor. Çük gibi de böyle akmaya başladı. Bu muymuş, ne oldu? Çünkü ben şeyden atıyorum çocukluğumda. Evet. Evet, yani evet, evet, evet. Ben yine öyle bir şey olacak gibi düşündüm. Bir de onlar böyle tornavidayla açılırdı. Evet evet yani. Zaten şey yapılırdı, leğendiler yedirdi bilmem ne artık. Konuyu değiştiriyorum. Değiştir. 2 video önce mi 3 video önce mi ne size kalpaklı Atatürk filmden bahsetmiştim. Evet. Onu videonun altına böyle resim olarak koyalım diye eve gittim şey yaptım. Fiziksel çünkü o. Fotoğrafı arıyorum. Askerlik fotoğrafı buldum onun yerine. Eyvah. Oğlum ben 6 ay askerlik yaptım. Benim bir tane askerlik fotoğrafım kıyamam. Var. Kıyamamsın. Askerlik yapabildiğimi ispatlamak istesem bir o fotoğraf ve dünyanın en kötü fotoğrafı oğlum. Bak hani bir tane internet mimi var ya ortada bir tane sarışın çıtı pıtı bir hanımefendi yanında 5 tane siyah evet, izbanlı. Evet. Bak aynısı. Hayal edin bunu muhtemelen bulursam koyacağım. 5 tane albay bir de Duygu. Siz şimdi hayal edin ben koyacağım. Koğuştayım. Çıplağım. Antalya 45 derece. Amele yanığım var. Yanımda 6 tane erkek. Hepsi giyinik. Niye? Sana mı bakıyorlar? Biri önümde yatıyor. Biri yanımda buramda duruyor. Yani, sen niye çıplaksın? Abi muhtemelen tişörtümü o sırada çıkartmışım ve böyle... Niye fotoğraf çekiyorsunuz? Koğuş bak şey... ranzadan kafamı çıkartmışım kurbanlık koyun gibi bakıyorum. Bileşiğine. Oğlum öyle bir hissiyatı var ki fotoğrafın. Bunlar askerliği yakmayı göze almışlar. Beni sıkmışlar. Ben hiç itiraz etmemişim. Toparlanıyorsun. Ve anı olsun diye de fotoğraf çekilmişiz. Ya hadi bunu çekildin. Niye saklıyorsun ulan bu fotoğrafı? Başka niye yok lan fotoğrafım? Bilmiyorum. Benim ben bir ay yaptım da onun fotoğrafım var. Benim her gün fotoğrafım var. Oğlum bu adamın bir ay askerlik yaptı 50 tane fotoğrafı var ya. Keleş'te fotoğrafı var. Keleş mi? Terör örgütünde mi yaptın lan? Geniş anlık. Dağlısı. Keleş'te fotoğrafı. Böyle bu peşmerge olan. Yanlış yerde yapmışlar. Bu arada yani Kalaşnikov kullanılıyor bu arada biliyoruz değil mi? Yani, o biliyordu. Bedelle de keleş vermiyorlar onu. Ha eyvallah.
Acemi bildi biz de. Yani, hem acemiydi hem de ustada zaten şeydi. Klasik kullanmıştık. Hoşuma da gitmişti. Böyle fotoğrafı var. Böyle fotoğrafı var. Böyle gösterirken var. Ne gösterirken? Onların hepsini istiyorum bu videoya. Bak. Cansız drone'u yakalamış değil mi? Böyle onu gösteriyor. Bir şey var bende. Bir de bu adam askere gittiğinde yayın yapmaya da devam ediyor. Evet. Oğlum bu adam askerde nöbet tuttu. Burada da başkalarına nöbet tutturdu. Arkadaşları yayın açtı bu adam. Hayır, böyle yayına bağlandı ya. Yayıncı gece 3'te yayına bağlandı nöbetteyken. Askerden rahat uyuyun dedim. Askerden sonra askerden. Sen kime sattın? Koğuş nöbeti tutuyordun dışarıda mı dedin? Askerden dönüyorsa askerde yaptığımız şeyleri anlatabiliyor muyuz? Evet. Kendine ne anlattığına bağlı. Takarlarsa hemen anlat işte. Başımıza bir şey geldi. Herif stand-up yaptı bununla ilgili. Ne anlattığına bağlı. Peki bir şey soracağım. Niye çünkü askerlik? Niye askerlik? Sen ne yaptın lan askerlik? Bu adam gibi benim en çok bilinen Antalya'da gizli operasyon yani, yapmış. Çünkü anlattım ama burada birini ilk kez izleyen varsa diye onu anlatayım. Ben askerde 6 ay topal numarası yaptım. Aa. Nöbet tutmamak için. Ya şimdi benim zaten ayağım sakattı. Ama yani şöyle sakat. Normalde hiçbir şeyim yok. Diyelim halı sahaya gittim. Topa vuruyorum ay bileğim ağrımaya atıyor. Başlıyor. Ha. Bir kere halı sahada döndü çünkü benim bileğim. Hı hı. Ben doktora gitme. Askere gittim. Askere gidermez. Nasıl bedava diye dedim ki benim bileğime baktırmam lazım. İlk başta acemi birliğinde tabii ki öyle bir şey olmadı. Usta birliği yani beni jandarmaya gönderdiler. Komutan geldi yüzbaşı. Bu da hani hep yalancıların anlatımı gibi evet, oluyor. Evet. Geldi böyle evladım. Hakikaten sordu. Bir ihtiyacınız var mı çocuklar? İki kişi geldik çünkü. Dedim ki benim bileğim çok kötü. Benim MR çektirmem lazım. Dedi kolay gelsin. Ben 2 aydır bekliyorum. Haydi. Ben gittim Konya'da köydeyim ben. Saray önünde. Orada dandik bir tane hastane var. Dedi burada MR cihazı yok. Seni Konya merkeze göndereceğiz. Ben Konya merkeze gittim. Tatlı değil, rica, çok kötüyüm, ölüyorum falan. Bir hafta sonra bana MR randevusu verdiler. Abi MR çekildi. Şimdi MR sonucunda şöyle yazıyor. Tam bunun şey karşısını hatırlamıyorum tabii ama buradaki eklemin arasındaki sıvı da sıvı bitmiş, azalmış. Hmm. Öyle bir şey. Ben bunu komutana götürdüm. Dedim ki böyle böyle benim ayakta durmamam gerekiyormuş. Tamam. Ve ben böyle yapıyorum tamam sürekli. Bir anda sıkıntı MR'dasın. Oğlum bana 8 saat falan nöbet yazıldı toplam. O da yatağımı falan yapmadım diye. Oh. 6 ayda. Oh valla. Sen abi. Ben abi yaptım. Benim de bu arada şeyde. Benim de bir doktor raporum vardı. Ama hiçbir şeyim yoktu kalple ilgili. Dedi ki bunu gösterirsen istersen hani spor falan yaptırmazlar. Tamam dedim götürdüm utandım vermeye ben. Çok uzun yapsaydım verirdim bir yerde. Ne yani benim derdim Türklük mü ne demek istiyorsun hayır, ben anlayamadım. Sen ama aynı miyim ben? Şeye geçmişsin. Kardeşim ben 6 ay yaptım saçma tamam, sapan. Ayrıca ben çavuştum. Sen 1500 gün yapmışsın kardeşim. Sen becerememişsin ben bir ayda bitirdim. Sen Allah Allah. Garanti olsun. Garanti olsun. Keyifliydi ya ben. Ben pişman değilim bu arada. Peki, güzel anılardı. Bugün 22 yaşındayım. Bak anılardı ya herkesin nedense her askere gidenden ben şey hikayesi hep duyuyorum. Birisi pisuvara sıçıyor. Ya bu hiç tekmiyor. Herkesin bir tane sıçma niye böyle yok da bilerek taşan pisuvara işediler bir gün ve şey koğuşlara kadar geldi. Bende çok kötüsü var. Var bildiğinin kötüsü var bende. Direkt ağzımda. Yine bu da bilinen bir şey ve benim başıma gelen bu acemi birliğinde Antalya Akseki Komando Birliği dağın başında Toroslar'da. Yani Antalya diye geçiyor ama Antalya falan değil orası yani. Da. Komando Birliği, usta birliğinden de komandolar var. Totalde 700 kişiyiz. Bize dediler ki o Ağustos ayı. Dediler ki burada su içemezsiniz. Neden? Kuyu suyu zehirli. Tamam içmeyelim. Tamam da bize eğitim verdiriyorlar. Mola veriyorlar 10 dakika. Bir kantin var, bir pencere. 700 asker su içmeyi bekliyoruz. Abi bir gün dayan, iki gün dayan. Ben üçüncü gün molada bu kanter içindeyim. Gittim dayadım. Eyvah. İçtim. Akşamına yatağa sıçtım. Ay, afiyet olsun izleyenlere. Kanlı kanlı. İki bölümdür bok konuşuyoruz. Çok güzel. Kanlı kanlı. Abi böyle kalktım. Kokuyor. Çok utandım. Gecenin bir vakti aldım onu. Tuvalete gittim. Şey demem ama kokuyor tabii ki yani. Sabah benim koğuşta 10 kişiyiz. 9'u benimle dalga geçiyorlar. Sanırım fotoğrafı sonra çektik. Benimle dalga geçiyorlar. Herkese yaydılar. Eyvah. Odun asıştı. Odun asıştı diye benimle dalga geçiyorlar. Bir hafta içinde 300'e yakın kişi yatağa sıçtı. Çünkü hepsi içmiş. Benden daha geçiyorlar ama. Sen zayıf mısın ama. Oğlum. Sana yazar. Sana patlar mı? İlk kurşunu sen kana kana içmişsin. Oğlum ama birliğe bak. Herkes. Götünü tutamıyor. Götünü tutamıyor. Türk askeri götünü tutamıyor mu? Bu arada hani askerde en çok korkulan şeylerden bir tanesi hani ishal, kanlı ishal hele evet, inanılmaz işte. Derecede hani korkulan bir şey. O bakteri mi vardı artık o suyun içinde? Asla bak. Yok tabii tabii. Adamlar söylemeyeceğim. O kaynatmadan içmeyeceksin yani. O kuyu suyu içilir mi? Türk askeri terörden korkmaz. Kanlı ishalden korkar.
Düşmandan korkmaz. Ondan da korkmadık işte. Düşmandan korkmasına gerek yok. Savaşırsın. Ne yapacaksın? Götünü mü tutacaksın? Yani ne kadar tutabilirsin? Ya savaşırken sıçar sana. Bir de hani şey de olabiliyor. Bu bulaşıcı vesaire de ekstra olabiliyor vesaire vesaire. Umarım kimse başına gelmez. Tutmanız mümkün değil. Değil. Hastalanmayan var mı lan zaten? Yani yorumlar. Askere giden var mı? Oğlum yazıcı yoluna gittim. Cam ekranda şöyle bir şey gördüm. Metal Gear'ın Anniversary Edition'ı. İçinde bütün Metal Gear'lar var. Falan. Kutulu. PlayStation 3. Benim PlayStation 3'üm yok. Ama aldım. Çünkü çok belki güzel. Lazım olur yani. Çok güzeldi çünkü ama bir daha nereden bulabilirim? Evde duruyor şu an. İsteyen varsa satayım. Abi yazıcı yolunun zaten o şeyi var. Giriyorsun bir de şey de öyleydi. Eminönü'ndeki neydi? Doğu Bank. Doğu Bank. Ben bir kere gittim. Benim bak bir anım var. Bir anım var. Aklım çıktı zaten. Adam bana var ya benim telefonumu satacaktı. O kadar iyiydi. Gittik arkadaşıma telefon arıyoruz. Bir tane Nokia Shirokko diye böyle üstü açılıp fıt diye atan bir tane telefonu. Onu istiyor. Hiçbir yerde bulamıyoruz. Doğu Bank'a gidelim. Yaparlar orada ona. Yapmışlar zaten. Evet, evet. Bekle yapmışlar yani. Orada adam yapmış. Kendi yapmış. Gittik abi adama. Shirokko var mı? Var. Çıkardı. Açtı. Sahtesi. Hı. Anladım. Direkt anladım. Adam ama sahte demek istemiyor. Adam dedi ki ya biz şimdi bunda hatalar gördük dedi. Düzelttik mi? Mesela biz bunda televizyon izleyemiyorduk. Anten tak diye çıkardı dedi. Şu an bir sim vardı. Şimdi iki sime ihtiyaç var. Artık iki sim var. İki sim taktık. Açıyor böyle bilmem ne. Ondan sonra SD kart girişi. Tak gösteriyor. Ben, o yapmış. Evinde dün yapmış adam. Bugün satıyor oğlum bana. Biz teknolojide iyiyiz lan aslında ülke olarak. Adam böyle anlattı. Oğlum bizim olmayabilir. Çin olabilir ama bu. Öyle mi? Çin yani. Zaten. Çin yani. Adam böyle anlattı. Biz dedik. Yok abi teşekkürler dedik. Adam ben zaten bunu çok satıyorum dedik. Bize postayı koydu gönderdi. Bana satmayacağım sanki böyle. Ama adam ama şey çok okuyan anlattı. Alırdım ya. Alırdım yani. O anteni çıkarışını unutmuyorum. Oğlum PlayStation ilk oralarda vardı falan. Ya abi şey falan da mesela ya, gene yazıcı oğlu tarafında hani böyle 2008, 2009, 2010, 2011 yani o 2008-2013 arası geneliydi böyle. Hani bir bilgisayar toplayacağın zaman öyle hani gideceğin yerler vesaireler oralardı ve hani başında neler geleceği belli değil. Yani bilindik markalar vesaireler vardı ama en bilindiklerinde bile hani ya neler yaşardın? Bir toparlarken ödediğin fiyattan ya şey olurdu birkaç tanesi yerden şey alacaksan fiyat alacaksan birine gidersin mesela toplar böyle sana işte şu kadar gigabyte RAM olsun bu olsun vesaire falan diye yan tarafa gidersin ona da sorarsın ya başka yerden de şey aldınız mı ne yaptılar bakalım hani vesaire falan ona göre biz de şey yapabiliyorsak derler kağıdı gösterirsin bak burada bunu fazla koymuşlar diye birbirlerinin arkalarından da vesaire de konuşurlardı aldığın hizmet zaten hani Allah'a emanet hani adamın gününe bakıyor evet. Evet. Nasıl toplandı ne problem çıkacak o problem çıktığı takdirde garantisi nasıl çözecekler garantisi o. Nerelerden nerelere geldi o çok acayip bir yerlerdi yani ve buluyordun bir yer var ve buna özel yapılmış ve yapılıyor Ankara'da Maltepe Pazarı diye bir yer vardı. Normal pazar hani haftada bir kurulur ya domates salatalık. Hmm. Korsan ürün pazarı kuruluyor haftada bir. Bayağı şey açıyorlar. CD'ci buraya kuruyor. Telefoncu buraya kuruyor. Telefon var mıydı o dönem hatırlamıyorum. MP3'cü buraya kuruyor. Gidip oradan korsan film oyun alıyorduk. Her yerdeydi oğlum korsan zaten. Dükkanları vardı bunun. Abi yeraltı çarşısı vardı Bakırköy'de de. Şeyde evet tabii canım onlar hala var. Asıl garip şeyde vardı. Ataköy'de, Atrium'da vardı. Adamlar kaliteyi arttırmıştı. Mesela çünkü devlet bir yerden sonra bir ara kıllandı devlet. Hı-hı. Nedense hiç yapmazlar. Şey yapmaya başladılar. Hani bunları indirmeye başladılar. Tezgahta kutu görmek istediler bir yerden sonra. O da vardı. O adam da ikisini de satıyordu. Adam resmi DVD de satıyordu. Korsanı da satıyordu. Adamlar teknik geliştirdi. Onlar müthişti. Herife gidiyorsun mesela. Gün içinde alıyorsun ya. Adam not alıyor. Evinin adresini not alıyor. Saat 5'te memurlar işini bitirdiğinde dağıtıyordu bunları. Adamlar olayı çözmüş. Muazzam bir şey. Ve herkes de biliyor. Bütün Ataköy biliyor bunu yani. Adamla şey yapıyordu ya resmen bütün parasını ödüyordu şey yapıyordu. Adam gelip akşam veriyordu sana. Benim öğrencilikteki ilk para kazancım bu. Evden o zaman TR forum mu? Forum TR mi? Forum TR. En büyük forum TR. Orada ikinci şey vardı. Oraya bir şey açmıştım. O dönem dizi satan, film satan CD'den çok vardı. Anime satan yoktu. Bende de bir anime arşivi vardı o dönem böyle bir sürü anime. Dedim ben de anime satıyorum. Oğlum. 7 tane, 8 tane, 10 tane CD sipariş verip duruyorlar. Onları çekiyorsun CD writer'dan, kargoluyorsun. Neroborn. Oğlum bir yerden sonra günde 50-100'e geldi. Bir de onun tanesi 7 dakika sürüyor. Benim sürekli PC başta durmaya başladım ben. Millet gibi değil ki. Millette kasa var. 7 tane CD writer çekiyor. Ben böyle duruyorum bir yerde ama ilk paramı öyle kazandım. Korsan satarak. Yine birkaç video önce size şey anlatmıştım hatırlıyor musunuz? Bir fotoğraf çekildik biri. Bana işte
sen Çekam abi, Turgut abi elime verdi diye. Bir mail aldım o videodan sonra. Eyvah ya. Onu burada okumak istiyorum. Alınmamıştır lütfen, inşallah. Lütfen. İsmini söylemeyeceğim. Alınmış belli ki. Yok. Turgut abi selam. Bir şey ben. Az önce Crossover Talk'un son bölümünü açıp uyumaya çalışıyordum. Tam uykuya dalıyordum ki unutmadığın tanışma anlarından birini bahsettin. Bu arada fotoğrafı sana çektirmişlerdi. Bendim abi o arkadaş. Ah. Üzülmeni isteyerek yapmamıştım tabii. Bir an öyle gelişiverdi. Seni de Game of Thrones'dan dolayı takip ediyordum ama bilmiyorum. Bir anda hıyarlığım tuttu herhalde, özür dilerim. Estağfurullah. Seni çok seven bir arkadaşım zorla getirmişti hatta kalkere bizi. Ondan fırça yediğimi hatırlıyorum hatta, hayal meyal. Bir şeydi arkadaşımın adı. Çok az Türk yayıncı izlerdi. En sevdiği yayıncı da sendin. Bir sen, bir de Can Sungur. Ne oldu, ölmüş mü lan çocuğum? Chatinde aktif konuşuyor muydu bilmiyorum. 15 Kasım 2020'de intihar etti. Ay. Hiçbir zaman sebebini öğrenemedik. Kavgalı ayrılmıştık zaten. Bunları neden anlatıyorsun diyebilirsin bilmiyorum. Sanırım seninle konuşmak iyi gelir diye düşündüm. Bunu anlatmam bana iyi geldi. O arkadaşımla bir anımı şey yaptım. Yanımdaymış gibi oldu demiş. Bu crossover'da bu anıyı anlattığın için teşekkür ederim demiş. Bunu özellikle şöyle, şundan dolayı da söylemek istedim. Çünkü şununla kapatmış. Bu bir rica sonuç olarak. Bazen böyle bağış yayınları yapıyorsunuz falan. Demiş de olur da yine böyle bir şey olursa kurum ararsanız askıda terapiyi de aklınıza bulundurun. Mental sağlık çok önemli demiş. Hiç duymamıştım. Okey. Yani normalde videoları bu tonda bırakmıyoruz ama bunu da bu şey sanki bunu şey yapıyor. İçimden geldi. Biraz. Evet arkadaşlar, hayattan vazgeçmeyin. Yalnız değilsiniz. Yardım yalnız almaktan değilsiniz. Da çekinmeyin lütfen. Evet. İlk vazgeçeceğiniz şey kendiniz olmasın. Hayat ölmeye değmez. En azından yaşayın. Sizin ilkokulda var mıydı yumurta kapan çocuklar? Bak artık o çocuğun suçu değil. Onun yemeğine falan yumurta koyuyor. Anne babanın suçu. Sen bu çocuğu sen ayda bir mi yıkıyorsun ya? Sen bu çocuğu yumurtladın mı? Sen bu ne kokuyor? Hayır, beslenmesine yani her gün haşlanmış yumurta koymamak gerekiyor vesaire gibi şeyler var da yani.